Köpekler, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için dengeli ve besleyici bir yeme düzenine ihtiyaç duyarlar. Onların sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi ve enerji seviyelerini koruyabilmeleri için belirli beslenme ihtiyaçlarını karşılamak önemlidir. İşte köpeklerin temel beslenme ihtiyaçlarına dair ayrıntılı bir inceleme. Köpekler için protein, sağlıklı bir beslenme programının temel taşlarından biridir. Protein, kas gelişimi ve dokuların onarımı için gereklidir. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olur. Köpekler, et gibi hayvansal kaynaklardan veya bitkisel kaynaklardan alınan proteinleri sindirebilirler. Ancak, köpeklerin ete daha fazla ihtiyacı vardır çünkü et, vücutları için daha biyolojik olarak kullanılabilir protein sağlar. Yağlar, köpeklerin enerji kaynağı olarak hizmet ederler ve vücudun belirli vitaminlerin emilimine yardımcı olurlar. Özellikle omega-3 ve omega-6 gibi yağ asitleri, köpeklerin deri ve tüy sağlığını destekler. Sağlıklı yağ kaynakları arasında balık yağı, somon yağı ve kanola yağı bulunur. Karbonhidratlar, köpeklerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir kaynaktır. Ancak, köpekler etçil hayvanlardır ve vücutları karbonhidratları sindirme konusunda kötü donanımlıdır. Bu nedenle, köpeklerin diyetlerindeki karbonhidrat oranı düşük olmalıdır. Sağlıklı karbonhidrat kaynakları arasında kahverengi pirinç, organik mısır ve bezelye bulunur. Köpeklerin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için vitaminler ve minerallere ihtiyaçları vardır. A vitamini, göz sağlığı için önemlidir, D vitamini kemik gelişimi ve bağışıklık sistemi fonksiyonlarına katkıda bulunur, E vitamini antioksidan özelliklere sahiptir ve C vitamini bağışıklık sistemi sağlığını destekler. Mineraller arasında kalsiyum, fosfor, demir ve çinko önemlidir. Bu mineraller kemik ve diş sağlığından, kanın pıhtılaşmasına kadar birçok vücut fonksiyonunu destekler. Köpeklerin temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için dengeli bir diyet önemlidir. Her köpek farklıdır ve yaş, cins, aktivite seviyesi ve sağlık durumu gibi faktörler, beslenme ihtiyaçlarını belirler. Köpeğinizin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için ona uygun bir diyet planı oluşturmak ve düzenli veteriner kontrolünden geçirmek önemlidir. Unutmayın, köpeğinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan bir beslenme programı, onun mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olacaktır. Köpeklerin yaşam döngüsü boyunca, yavru, yetişkin ve yaşlılık dönemlerinde beslenme ihtiyaçları değişebilir. Ayrıca, köpeklerin hamilelik veya emzirme dönemlerinde de özel beslenme ihtiyaçları olabilir. Yavru köpekler hızlı büyüme ve gelişme dönemindedir. Bu nedenle ihtiyaçları yetişkinlere göre daha yüksektir. Yavru köpekler için özel olarak formüle edilmiş yüksek kaliteli yavru köpek maması tercih edilmelidir. Yavru köpeklerin sık ve küçük porsiyonlar halinde beslenmesi, sindirim sistemlerine uygun olabilir. Yetişkin köpeklerin beslenme ihtiyaçları, ırk, aktivite seviyesi ve sağlık durumuna göre değişebilir. Dengeli bir yetişkin köpek maması, köpeğin yaşam tarzına uygun olmalıdır. Düşük aktiflik seviyesine sahip köpekler için kilo kontrolünü sağlayan bir diyet, daha aktif köpekler için ise enerji sağlayan bir diyet tercih edilebilir. Yaşlı köpeklerin metabolizmaları yavaşladığından, beslenme ihtiyaçları da değişebilir. Yaşlı köpeklerin eklem sağlığını destekleyen, sindirim sistemini destekleyen ve bağışıklık sistemini güçlendiren özel yaşlı köpek mamaları tercih edilmelidir. Yaşlı köpeklerin daha az aktif olduğu göz önüne alınarak, kilo kontrolüne ve sindirime yardımcı olan bir beslenme planı oluşturulmalıdır. Hamile ve emziren köpekler, normalden daha yüksek besin ihtiyaçlarına sahiptir. Yüksek kaliteli, yüksek protein ve kalori içeriği olan bir hamile köpek maması veya emziren köpek maması kullanılmalıdır. Hamile ve emziren köpeklerin beslenme programları, veteriner hekimin rehberliğinde olmalıdır ve kilo kontrolüne dikkat edilmelidir. Köpeklerde obezite, alerjiler, sindirim sorunları, böbrek veya karaciğer hastalıkları gibi tıbbi durumlar, özel beslenme gereksinimleri doğurabilir. Veteriner hekimin önerileri doğrultusunda özel diyetler veya tıbbi mamalar kullanılmalıdır. Köpeğin tıbbi durumlarına ve beslenme ihtiyaçlarına uygun bir beslenme planı oluşturulmalıdır.